Ben Profesör Doktor Oğuzhan Durmuş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesiyim. Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ülkemizdeki köklü bölümlerden kabul edilmekte. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü seçmeyi düşünen arkadaşlara 3 şekilde bir bakış açısı geliştirmeleri gerektiğini öneririm. Bunlardan ilki Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü seçmek, ikincisi şehir olarak Ankara'yı seçmek, üçüncüsü olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni seçmek şeklinde. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü hakkında genel fikirleri adayların muhtemelen vardır. Ancak Türk Dili ve Edebiyatı bölümü hakkında lisedekilerden farklı olarak sosyal bilimler alanında kilit noktada olması bakımından Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün çok önemli bir yerde olduğunu söylemek isterim. İçerisinde eski Türk Edebiyatı, yeni Türk Edebiyatı, dil bilimi, Türk dili, halk edebiyatı, halk bilimi gibi alanlarla kişilerin entelektüel ilişimlerinde farklılıklara kapı açabilecek bir bölümdür. Ankara hususunda, Ankara konusunda ise ülkemizin başkenti olmasının yanı sıra bilimin başkenti olarak değerlendirebileceğimiz bir konuma sahiptir. Ankara yine Türk dili ve edebiyatı alanında Türk Dil Kurumu, Milli Kütüphane, Millet Kütüphanesi gibi seçeneklerle Türkoloji bölümlerini yani Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerini seçecek öğrenciler için önemli bir tercih noktası olabilecektir. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne geldiğimiz ise bölümümüz %30 İngilizce eğitimi yapan bir bölümdür. Bu şu demek, bir yıl hazırlık eğitimi alınıyor ve hazırlık eğitiminden sonra burada başarılı olan öğrenciler normal Türk Dili ve Edebiyatı eğitimine devam edeceklerdir. Bu ülkemizde çok fazla sunulmayan bir imkan olması bakımından öne çıkan bir husus. Bu noktada yabancı dil konusunda ön yargıları olan veya kendilerini başarısız hisseden adayların tercih yaparken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Bölümümüzde çok sayıda uluslararası tecrübesi olan hocamız mevcuttur. Şu bakımdan çok değerli, Türk Dili ve Edebiyatı alanı sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyanın pek çok ülkesinde faaliyetlerini gösteren bir alandır. Bu alanlarla irtibatlı olmak, kaliteli bir Türkoloji eğitimini veya araştırma alanını sağlaması bakımından değerli. Üniversitemizde %30 İngilizce'nin yanı sıra bölümümüzde ikinci yabancı dil seçeneğiniz mevcuttur. Burada ikinci yabancı dilde 4 dönemi zorunlu olmak üzere 6 döneme kadar alanın gerektirdiği ikinci bir dili öğrenme şansı önemli bir şans olarak değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Ayrıca bölümümüzü seçecek arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, üniversitemizin sağlamış olduğu çeşitli kurslardan da istifade edebileceklerdir. Bunlar yabancı dil kursları olduğu gibi uluslararası manada Türkoloji okuyanları daha nitelikli kılabilecek Türk lehçeleri kursları, yani Kazakça, Özbekçe gibi lehçeleri öğrenebileceklerdir. Bu da bunlar öğrencilere gayet önemli bir katkı sağlayacaktır.